Günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 11'i gösteriyor. Ben uyanır uyanmaz ama hakikaten uyanır uyanmaz aşağıya indim. Ayılmak için de birazcık yürüyeceğim. Daha piercingimi bile takmamışım, siz düşünün. Piercingim kaybolmasın diye birbirlerinin içine takıyorum. Kediler gelin, günaydın diyelim. Günaydın benim minik tontişim. Tabii şaka maka yine bir ay ara vermiş oldum. Yani vlog çekmeye. Onu anlatacağım şimdi, şu yürüyüş bandına çıkayım. Gel, günaydın değil mi sen? Ne zamandır görmediler seni, günaydın de. Normalde dizi falan açıyorum ama şimdi telefonuma gelen mesajları cevaplarken bir 15-20 dakika böyle yürürüm. Şimdi evdeyim şu an. Bana hep kızıyorsunuz ve bozuluyorsunuz, biliyorum hani neden vlog artık düzenle gelmiyor diye, ama aslında sürekli aynı şeyleri paylaşıyorsam sıkılanlar, rahatsız olanlar oluyor ve bu da beni etkiliyor. Ben de diyorum ki hayatımda şu anda ne bileyim farklı giden bir şey yok, ya da sizle paylaşabileceğim işte yine farklı bir şey yok. O yüzden böyle minik bir ara veriyorum. Ha derseniz ki şu an hayatımda muhteşem farklı bir şey oluyor mu? Olmuyor yani, ama güzel şeyler var. Ve bunları da aslında ne oluyor ya? Dur. İşte güzel aktivitelerimiz var. Şimdi Kaan eve çıkıyor. Kaan'ın evi beraber yaptırıyoruz. Ben bu koltukları sonunda değiştiriyorum. Aslında koltuklarımı çok seviyorum da kediler mahvettiği için kadife bir koltuk gelecek buraya. Bunu da kaplatıp depolayacağız. Çünkü Kaan istemedi. Senin de kedilerinin çıktığı, kedilerin kirlettiği koltuğu istemiyorum dedim. Saygı duyuyorum. Şekil A işte. Beni bir kere de şaşırtın. Bak gösteriyorum size. Koltuğun haline bak. Koltuğun halini görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun eseri bu. Hani böyle şey yorumları var ya, sen işte kamerayı koy bir köşeye, çek yine izleriz. Lütfen ne yapıyorsan çek, sıkılmıyoruz diye yorumlar da var. Zaten aslında biraz da onların, o yorumların gazıyla tekrar bugün mesela kamerayı elime aldım. Kilo aldım tabii bu süreçte bayağı bir. Yani ben çok uzun yıllar sonra ilk defa 62 kiloya düşüp, hayatımda bir ilktir bu herhalde yani ergenliğimi falan saymazsak, 62 kiloya düşüp 70'lere geri çıktım. Yani çok hızlı kilo verdim. Çok da hızlı yani, neredeyse bir haftada falan da verdim kiloyu, geri aldım 1,5-2 haftada. Onun da biraz tabii üzüntüsü içerisindeyim. Bu süreçte Nilay'la çalışıyoruz, Nilay Kececi ile. Yine daha önce hatırlarsanız, sadece bu sabah bana yoğurtlu yulaf yollamış. Ben de yoğurtlu yulaf da sevmiyorum. O yüzden kendim sütlü hazırlayacağım. Nereden baksanız 2 yemek kaşığı koydum, yulaf koydum. Üzerine 1 yemek kaşığı granola ekledim. Bu hani çıtır çıtırlık benim hoşuma gidiyor. Normalde Züber'in fıstık ezmesini koyuyorum ama şu anda birazcık tatlı olsun istiyorum. O yüzden de böyle 1 kaşık kadar. Kapı çaldı, 1 saniye. Evet, günaydın en sevdiğim kardeşim. Ne bu? Kaç? 75. İyi. İyi. Ne olmuş? Yıkanmamış mıyım ya hiç? Transfer falan mı gittin? Yürüyüş yaptım. Bu kadar ya. Hani görüntüsüne falan şöyle çok önem vermiyorum. O yeter ya. Kırmızı meyveler. Bunun üzerine badem sütü koyuyordum ama o bitmiş. O yüzden üzerine normal süt ekleyeceğim. Şuradan bir kaşık alalım. Yemeden önce de birazcık karıştırıyorum, o fıstık ezmesi de iyice tat versin diye. Şimdi de buradaki ilaçlarımı içeceğim. Her gün aldıklarım var aralarında. Bu ödem atmanıza yardımcı olan bir ilaç. İlaç değil, takviye edici gıda. Bu bir probiyotik. Bu da vitamin. Bazen ya böyle hap kolajenlerden içiyorum ya da işte bu Vital'in kolajenini kahveme karıştırıyorum. Ama şu an kolajen almayacağım. 4 adet kapsül yutacağım şimdi. Sabah bir kargom gelmişti. Onu da alalım ve yukarıya çıkalım. Şimdi bir keten pantolon, bir de pijama takımı aldım, böyle gömlek. Dur açayım. Bu üstü, altı da bu. Çok güzel bir kumaşı var. Beğendim. Bu da keten karışımlı bir pantolon. Güzel gözüküyor. Beli lastikli. Ya istediğim gibi uzun, böyle paçalar biraz daha bol bir keten pantolon bulamıyorum. Hatta aslında bir tane buldum. Bakın. Şuradaki. Bu Plan B'nin, ama etiketini daha kopartmadım çünkü dar oldu bana ya. Kendime güvenip 38 almışım. Ve keten diye girebileceğimi zannettim ama şu kısımları çok dardı. O yüzden bunu muhtemelen değiştireceğim. Ben çok hızlı bir şekilde vücudumu yıkayıp geliyorum. Saçımı yıkamayacağım. Kuru şampuan sıkacağım çünkü her gün yıkadığım için her gün çok fena yağlanıyor. Biraz kuru şampuanla idare etmeye çalışacağım. Geliyorum hemen.
dayanamadım giydim. Yani ütü yapmaya çalıştım size göstereceğim diye ama ütüleyemedim de. Çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Tam %100 keten değil, keten karışımlı ama modeli çok güzel. Beli böyle lastikli. Üstümdeki bu başka kuzu markasının. Bunu normal jeanlerle falan her şeyle giyersiniz. Bu zaten çok güzel bir parça. Dur bir de şu ışığa gideyim. İç göstermiyor. Bu arada boyunu göstereceğim. Yere kadar olmasını tercih ederdim ama artık bu seferlik böyle olsun. Bir adet kuru şampuan. Hava çok sıcak olduğu için saçımı toplayacağım zaten her türlü. Önce biz makyajımızı yapalım. Renk eşitleyici primer. Krem uygular gibi onu tüm yüzüme yediriyorum. Bu Stila'nın primer'ı ama hani aslında olay şu. Mesela yeşil korektörünüz varsa onu nemlendiriciyle sürüp, nemlendiriciyle karıştırıp bile uygulayabilirsiniz. O size bir renk eşitliği verecektir zaten. Fondötenim Maybelline bitti. Ama içini kullanıyorum çünkü cildime güzel yakışan fondötenlerden. Henüz yenisini almadığım için de fırçanın arkasıyla içindekileri alıp yüzüme uyguluyorum. Bu arada gerçekten çok varmış biliyor musunuz? Yani bazen bence dikkat etmiyoruz. Bitti deyip atıyoruz ama ben bunu 4-5 gündür kullanıyorum ve 4-5 günde de kullanırım. O derece fırçayla yedirmeye başlıyorum. Bugün ışık çok kötü ya. En sevmediğim şey hep başıma geliyor. Böyle vlog çekeceğim diye kalkıp böyle karanlık bir günde çekim yapıyor olmak çok rahatsız ediyor beni. Mesela şu an hafif gri gibi sanki ekran. Konsilerimizi uygulayalım. Nars'ın konsilerini alıyorum. Süngerin üzerine. Şöyle kapatıyorum göz altları. Zaten bu çok müthiş kapatan bir ürün değil. Ama müthiş aydınlık gösteren bir ürün. O yüzden bu da bana yeterli oluyor. Bakalım farka. Kaşlar taranacak. En sevdiğim bu zaten sanırım. Yani bütün makyajda beni en tatmin eden şey bu. Maskara sürmekten mesela artık çok üşeniyorum. Aslında yaz da geldi. Tekrar belki aralara birazcık işte yoğunluk versin diye pek kirpik de yaptırabilirim. Kiko'nun bu bronzeri efsane. Ama ben bunu bronzer gibi değil, allık gibi uyguluyorum. Hafif de böyle ışıltılı. Şöyle karıştırarak süreceğim. Böyle saç tiplerime de uyguluyorum. Sonra allığa geçtim. Bu Hourglass'ın allık paletini hala kullanıyorum. Zaten bence bitmek üzere. Yo bayağı var ya, daha bitmez. Azalmış bayağı. Tepeye kadardı. Bayağı azalmış. Cilde oturduğu zaman ve işte cildin kendi yağıyla falan böyle karıştığı zaman, iğrenç anlatıyorum ama çok daha tatlı bir ton çıkıyor ortaya ve o benim çok hoşuma gidiyor. Highlighter seçimimiz yine Kiko'dan Duo Kakao Highlighter. İki tane külçe gibi duruyor, altın külçe. Burun ucu, burun üstü hepsinden bolca sürüp dediğim gibi gün içinde daha güzel hale gelmesini bekleyeceğim. Fenty'nin bir pudrasıyla sabitliyorum. Bu normal fondöten pudrası ama bu da yine bayağı kalıcı, gün boyunca duruyor. Eyeliner fırçamızı alıyoruz. Mesela daha ışıltılı bir kahve buldum. Onunla beraber bir göz makyajı yapacağım. Eyeliner. Ve bu sefer yarıya kadar yapmayı düşünüyorum. Burayı biraz daha kalınlaştırıp sonra başka bir fırça alıp orayı hafifçe dağıtacağım. Kirpiklerine de aynı tonu yine dağıtarak sürüyorum. Önce beyaz farla geçiyorum göz pınarlarının üzerinden. Daha böyle aydınlık ve hani uyanık gösteriyor size. Lash Sensation'la aldım şimdi de. Tamam, gayet yeterli. Bir kat daha sürerim. Hemen diğer kirpime de uygulayıp geliyorum. İşiniz gücünüz çal ya. Hadi ben. Bu nasıl bir hava ben anlamadım şu an, hani günlük güneşlikti. Kaan Uğur'u anahtarı bırakmaya gitti biz yokken, kedilere o bakacak. Ne? Ne? Tamam tamam. Kediler sana emanet. Kaan Altun da aramıza geldi. Arkadaşlar geleneksel Osman Gazi manzaramıza gösterdiğime göre. Ha, git manzara fotoğrafı çek. Gel seni çekeyim manzarada. Şörtünde Bad Influence yazıyor. Geleneksel turizm pozu. Turizm. Osman Gazi turizmi. Bir de bana servis fotoğrafı. Öyle mi? Böyle olur. Şarkı. Seninki blues. Elton John söylemesi lazım bunu. Elton John söylesin doğru. What do I do to make you love me? Set me free. Gelmemiş.
Yeni gözlüğümü görmek ister misin? Yeni aldım, sekreteri gözlüğü. Nasıl? Pablo Escobar almış yine birkaç tane. Evet. Şeye verdim geçen Trendyol'da linkime tıklayarak alabilirsiniz. Bakın şimdi size şunu neyi göstereceğim. Karşıdaki dağa bakın, tamam mı? Orada bir adet ev göreceksiniz birazdan. Her seferinde göstermiyor mu? Hayır, ilk defa. Ben ilk defa vlogda gösteriyorum. Normalde her arabaya binene gösteriyorum ama şimdi size göstereceğim. Gördünüz mü? Yoruldular. İşte bak orada. Sana My Way içeyim mi? Sex Pistols'tan. Öyle kafa yorucu şeyler açma. İnsanlar 2000'ler pop dinletmiyorsun Türkçe. Bari şey aç. Nasıl dinletmiyorum? Açmamış seni de açıyorum. Aç. Ne bu yaşa? Serdar Ortaç ne bu? Pozitif değil diyor gerçekten, bak yemin ederim. Oğlum şarkının adı Ne Bu Neşe? Neşeli olmana laf atıyor. Bir zamanlar bildiğin aşkı sevdiğin, aşkı gördüğün. Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu. Gamsız değil miydi ya? Gamsız da çok iyi. Gamsız. Gamsız, vicdansız. Özcan Deniz sever misin? O ne abi, aç bir Coca Cola'yı söyleyen elemandan müzik dinleyeceğiz. Saçmalama Özcan Deniz lan. Ama sen beni bir gece kendine derdine gömdün. Geri geldin. Yani her şeyi dinleyebiliyorsun, çok enteresan. Kaç kere yine. Ya oğlum bugün bir şey çıkmadan şu mudanyaya gidebilir miyiz? Oğlum ben bir şey yapmıyorum ki, insanlara söyle. Trafik böyle bir şey zaten. Anlamasan da beni. Dinlemesen de olur. Tam taşçı. Tamam neydi? Ona söyle live. Bak. Yine söyle. Bu müzik performansımız için teşekkür ediyoruz ve Mudanya'mıza giriyoruz. Girdik. Burada bile trafik var ama bu günlerde zaten, yani hafta sonu özellikle Mudanya full dolu oluyor. Bütün yazlıkçılar geliyor. Öyle mi olmuşum? Hadi abla çek lütfen. Nasıl özlemiş görüyor musun annen seni? Abi senin niye peynirin ıslak ya? Aa, tüylerin uzamış senin. Koçum. Tüyler uzamış. Oh, uzun zamandır tüylü bir kediye dokunmamıştım. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Of, yeni yıkanmış erik. Kaan, gerçekten annem istediğin şeyi yapmışsın ha. Kemal Bey, arkamızdan ağlıyormuşsunuz. Ama keşke ya. Arkamızdan ağlıyormuşsunuz. Kim söyledi? Çok özledim diye. Evet abi. Geldik, hiç pas vermiyor. Tabii. Sen nerede bronzlaştın ayıp edersin ama tatile mi çıktın, haberimiz yok. İki gün sadece. Oha, nasıl bronzlaşmış gördün mü? Çilek görüyorum. Kiraz, limon, bu ne? Kuru kayısı. Kim yiyor ki bunları? Annem. Kuru kayısılar, annem. Tabii sağlıklı yaşamın biliyorsunuz adı Nalan Altun'dur. Şefim bugün bize et suyunda pilav yapıyormuş. Doğru duyduysam. Tereyağı ve et suyu, evet. Önce tereyağında basılacak. Çünkü zaten yağlıdır kıyma, kemir suyu. Evet. O yüzden az tereyağında şehirlerimizi kavurduk. Süzdüğümüz pirinci, kavurduğumuz... O çok az değil mi? Çok olunca da kanalı yiyemiyoruz. Ben geldim yalnız bu eve. Şehriyelerin ısısına eşit hale gelinceye kadar... Evet. Peki ben bir şey merak ediyorum. Isısına gelinceye kadar değil. Bazıları bunu böyle çıtır çıtır yapıyor ya, sonra su döküyor. Ama o pirinçleri çatlatıyor ve kırılmış pirinç. Tamam, okey o zaman, evet. Yine daha önceden evde kendi kemik suyundan... Sen mi yaptın? Gerçekten. Evet, bu bir dana kemiğinin femur ve pelvis kemiği. Böyle şeyleri bilmesem ben daha iyi. Kemik suyu, üzerinde de bir miktar yine kemikten çıkan yağ var. Bu Kaan'ın menüsü değil mi? Kaan köfte, patates ve pilav istediği için. Evet. Ben daha basit bir şey istedim. Bunu böyle kalıp halinde. A, bildiğim bulyon gibi olmuş bu. Jel. Evet. Bu jel kıvamında. Kemikleri kasaptan alıyorum. Düdüklü'de yaklaşık 2 saat bu kemikler şeyde kaynıyor. Bu işi sen mi yapıyorsun, operasyonu?
annemle beraber yapıyoruz yani. Annemle şimdi yapmıyor desek. Pirinç seviyesinin bir parmak kadar üstünü kapayacak şekilde suyunu ilave ediyorum. Kapatıyorsun. Kapatıyorum. O altını? Altını biraz hararetli kaynamaya başladıktan sonra son aşamaya kadar kısacağım. Bak herkesin pilav tarifi farklıdır. Geçen teyzem geldiğinde bir pilav yapmıştı. Biraz daha nemli bir pilavdı ve çok hoşuma gitmişti. Ama bizimkilerin pilavı da böyle ve güzel oluyor. Bu da şey olacak, et suyu kattığımız için. Biraz nemli mi olacak? Evet. Evet, ben öyle seviyorum bu arada. Seni var ya o kadar çok özledik ki kalkamazsın. Şu göbeğe bak. Ama ilk tüylerini kestirmişiz he. Daha bakımlı bir erkeksin şu an. Ne dersin? Kendin için ne düşünüyorsun? Abla peçete. Annem böyle söyleyince. Zaten köftenin kendisi büyüktü. Kan baksana. Hamburger köftesi gibi. İşte sadece şu kısmı yesen mesela hiçbir şey olmaz. Ya da şu kısmı. Ama şu varken sadece bunları yemem mümkün mü? Bu şekil. Ve pirinçler tamamen suyunu çekmiş oluyor. Pirinçlerde böyle bir kıtır kıtır hali şu olmayacak. Şu tavanda vereyim mi? Evet. Şuna koyalım mı? Teşekkürler efendim. Kansalataya bak bakayım annem nasıl. Rüzgardan düştü kamera. Evet, Türk musikisi dinlemeye mi gidiyoruz? Yemeklerimizi yedik. Babam ve Kaan dışarı çıktı. Biz de annem ve biliyorsunuz ki o muhteşem beşli mi altılı mı oluyordu? O muhteşem arkadaş grubuyla annemin dışarı kahve içmeye çıkacağız. Şimdi gidip onları alacağız. Ben annemin ceketine gidim. Evet, Love My Body kot ceketi. Ki çok güzel. Şu beyaz detayları falan bayıldım. Tamam, çok güzel. Hadi let's go. Şarjım bitiyor. Ay, telefondan devam ederim olmadı. Evet anne, sen ne yaptın? Tatile mi çıkıp geldin? Anlamıyorum ki. Tülay Hanım aramızda. Şimdi de Aysun Hanım'ı almaya gidiyoruz. Nereye? Tarif edelim hemen. Lütfen. Nasılsınız efendim? Ay sağ ol damlacığım ya. Teşekkür ederim. Sen görüşmüyoruz nasılsın? Ne zamandır. Ben evet, de çok evet, iyiyim. Evet özledik vallahi. Peki bu ne bu neşe? Seni görünce böyle. Ne bu neşe? Niye saklanıyor? Aysun Hanım. Anne niye böyle bakmıyor kameralara falan? Bir saat önce hastaydım. Hoş geldin. Damlacığım hoş geldin. Seni çok özledik. Evet, suratından düşen bin parça hayırdır? Bilemiyorum. Tamam, burada, gidince anlatırız. Burada gidiyorum. Bir botoks mağduru var. İnsandım. Ne var? Ay, gülünce çok belli oluyor. ama şu an benziyorsunuz. Gel bakayım Tülay abla. Kıyafetleri de aynı. Bak bak, beyaz sneaker. Çantalar, kot ceket, siyah elbise. Bu arada Mudanya sahildeyiz. Şu an o kadar kalabalık ki park yeri bulmak için yaklaşık 12 dakikadır falan burada dönüyorum. Ama cıvıl cıvıl. Kafe şatlı hemen pembe bina görüyorsunuz. Oraya gideceğiz şimdi. Nurhan teyze bu akşam burada şarkı söyleyecekmiş arkadaşlar. Bu meydan. Müteahhit binası yine ama yine tadilatta. Her geldiğinde bir şey oluyor. Hala el salla. El salla, vloglasın şu an. Güldür. Bay bay hala. Babacım. Buna ben bile güldüm ama. Annesi bu işi yapıyor. Benden rahatsız olur mu? Burada. Şimdi ben anlamıyorum. Hanginize benziyor? Bana tabii. Emin misin? Evet eminim. Gizem'e benziyor. Bay bay hala. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hani? Nurhan teyze nerede? Nerede yani? Yo, iyiyim ben. Nerede mi Nurhan Hanım? Sarılı. Sarılı. Seviyorum. Ha gördüm. Ooo yine şıklı üstünde. Gerçekten her etkinliğe lazım biliyor musunuz bu beşli, dörtlü kaç kişiler şu an bilmiyorum. Bak ortamı coşturan onlar. Gülay Hanımlarla böyle. Gülay abla biz seni daha önce gösterdik mi? Evet bir canım. Ama hangi? Bayağı oldu. Tamam o bayağı oldu. Hamamda yoktun. Ne oynadın sen? Hamamda yoktun ya. Hiç alışık olmadığımız bir tablo bu. Hayır surata bak. Bendeki sorun ne? Neden moralim bozuk? Moralim bozuk değil. Bozuk. Bozuk mu moralin? Bozuk tabii. Yoksa bozuk mu gösteriyor bu durum seni? Bana sana bir söyleyeyim bak, yemin ederim belli olmuyor hiçbir şey. Sen kuruyorsun ya. Kafanda. Gülmedik ki hiç geldiğimizden beri. Gül bir şeye gül bakalım. Ben söylüyorum ya, botoks yaptırmış Aysun abla ama mimiklerini çok oynadı. Ama bence hiç belli olmuyor. Oluyor. İşte gülmüyor işte, ağzını kapatıyor. Ben söylerdim ama. Ben bu konularda çok netim biliyorsun. Direkt söylerdim. Ama şu an gülüyor musun ki? Evet. Ne yapıyorsun? Niye geldin sen ya? Kızım bir şey söyleyeceğim. 2-3 ay ver oturuyor hemen o. Bir ay sonra falan gelsin. İyisin. Bak şimdi insanlara da sorduk.
bir gariplik fark ediyor musunuz diye yazarlar yorumlara, okuruz beraber. Lütfen yazmayın. Yazmayın. Ablam çok güzelsin. Seni çok seviyoruz. Harikasın. Evet. Tamam, öyle şeyler yazmayın. Tamam. Bilecik'le Aysu gördüğünüz gibi Amerikalı Aysun oldu. Güzel bir köşe. Annem buraya makyajınızı temizlemeyi unutmayın diye bir fanus dolusu şey koymuş. Pamuk. Kameramın şarjı bittiği için şu an telefondan çekim yapıyorum. Bilmiyorum beni görüyor musunuz? Arka kamerayla çekiyorum. Netliğimiz etkilenmesin diye. Göz makyaj temizleme suyu. Kozmet. Kozmet benim ilk böyle bir araya gelip çalıştığım markalardan biri. O yüzden bende de yeri özeldir. Annemin bana layık gördüğü pijama. Tam hastane pijaması. Bu mantarlı ışık daha önce benim evdeydi. Anneme getirdim. İşte kullanılıyor. Güzel. Benim evde onu prize takmaya yer bile yoktu. Sen benden çok şüpheleniyorsun ama ha. Kötü bir şey söyleyeceğimi falan mı düşünüyorsun? Ben kendi evimdeyken hiç kullanmıyordum. Bak sende ne kadar güzel olmuş. Türkiye miyiz o senin üzerinde? Biliyor musun artık Turkey değil. Türkiye. Evet anneş. Emin her yerini her şeyini dağıtıyorum. Ondan sonra her şeyi unutup gidiyorum. Ne yapmışım? Onu sana getirdim o yüzden. Arkadaşlar uykuya geçiyorum. Yarın sabah. Ha, sen mi çekeceksin? Tam bir gerizekalı gibi çıkıyorsun. Yarın sabah Nalan Altun'un kahvaltı masasında görüşmek üzere. İyi geceler. Benim duyduğumu duyuyorsunuz değil mi? Her sabah Nalan Altun. O dün yiyemediğin şeyleri şimdi yiyorsun. Size kahvaltı görüşürüz demiştim ya. Gerçekten görüştük arkadaşlar. Efsane bir kahvaltı hazırlamış annem. Gerçekten hayatımdaki... sormak istiyorum. Evet. Bu kızın nasıl 700 bin takipçisi var? Seni kim takip ediyor? Çok ayıp birincisi bunu söylemen. Yani 700 bin takipçiye de buradan seni linçletirim. Sana çok bayılmıyorlar zaten. O yüzden bence kaşınma. Babaanneme ziyarete gidiyoruz. Biz Starbucks'a uyanırız. Hayatımdaki en uzun sıra ağını burada gördüm. Sonsuza kadar gidiyor. İlk defa. Arkadaşlar sırayı beklemekten vazgeçip yan taraftan bol kalorili. Ama hani sırada da 10 dakika bekledik. Tabii canım boşuna boşuna bekledik zaten. Ve bunlar harika gözüküyor. Bol kalorili. Evet. Benimkini göster. Benimki şu. Coffee cooler. Şu anneminki salt caramel cooler. Ben alayım hatta şu an elimdeyken. Arkadaşlar yalnız inanılmaz güzeller he. Sevdim. Emsel Altun mutfağında sıradan bir gün. Babam ve Kaan gidip lahmacun almış. Babaanneciğim burada. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Babaannem yine benim özelimde bana özel kesme çorbası yapmış. Yani lahmacun bu varken şu an lahmacun hiç umurumda dahi değil. Evet. Umarım geçmişimdir. Biz annemleri gördük. Babaannemi ziyaret ettik. Zaten birçoğunuz belki de biliyorsunuzdur paylaştığım vloglardan. Dedem rahatsız. O hastanede, o yüzden bugün vlogumuzda yoktu. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Benim 2 gün sonra bir operasyonum var. Minik bir operasyon. Yani aslında revizyon. Onu da muhtemelen ayrıca vloglarım. Şimdilik size veda ediyoruz. Hafta sonu böyle siz de geçirmiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Tam aslında tam pazar günü vlog oldu çünkü bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.